Arkadaşlar merhaba. Şubat ayı örnek sorularımız yayınlandı. Öncelikle ERE kolejlerine teşekkür ediyorum ve ardından hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Start your day with breakfast. Gününüze kahvaltıyla başlayın. Kahvaltı sizi sağlıklı tutar. Gün boyunca sizin daha aktif olmanızı sağlar. Derslerinize daha dikkat vermenize yardımcı olur. Sizi daha mutlu ve daha pozitif yapar. Sağlıklı bir başlangıç için her gün peynir, yumurta ve süt yiyebilirsiniz. Peki verilen postlara göre hangisinin yanlış olduğunu bulmamız istenmiş. Breakfast makes it easier to succeed at school. Kahvaltı okulda kolayca başarılı olmamızı sağlar. Having breakfast will give you more energy during the day. Gün boyunca kahvaltı etmek sizi daha enerjik kılar. The poster shows that eating breakfast helps you feel better. Poster kahvaltı etmenin sizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacağını gösterir. Bu üç ifadede gördüğünüz gibi doğru. Fakat B seçeneğine baktığımızda ballı süt içmek kahvaltının önemli bir parçasıdır ifadesi posterde verilmediğinden cevabımız nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Erik ve arkadaşları farklı çağrı merkezleriyle geçen hafta konuştu. Erik bir uçak bileti satın aldı. Alan yeni bulaşık makinesiyle ilgili problemler yaşadı. Billy ayakkabılarını geri göndermek istedi. Ve Scott da bir restoranda bir masa rezerve etti. Which of the following reasons is not listed in the text above? Yukarıdaki parçada verilen nedenlerden hangisinin listelenmediğini bulmamız istenmiş. Making a complaint, şikayet etme. Getting something, bir şey alma. Returning a product ise bir ürünü geri gönderme anlamına geldiğinden bu üçü de zaten yukarıda listelenmiş. Fakat booking a hotel room, bir otel odası ayırtma ifadesi burada verilmediğinden cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Emily sınıf arkadaşlarına arkadaşlarının özel günlerini nasıl kutladıklarını sorar. Arkadaşların cevapları aşağıdadır. Jeffrey kartpostal göndererek, Virginia, Adam, Linda, Bobby ve Richard yazılı mesaj göndererek, Alice ve Ralph arkadaşlarıyla buluşarak, Betty, Mark ve Jeremy arkadaşlarını arayarak, Diana da mektup yazarak cevaplarını vermiş. Yukarıda verilen bilgilere göre hangisinin doğru olmadığını bulmamız istenmiş. Jeffrey and Diana like using traditional ways to communicate. Jeffrey ve Diana iletişim kurmak için geleneksel yolları kullanmaktan hoşlanır. Bu ifade doğru arkadaşlar. B'ye geldiğimizde writing a message is the most preferred way to celebrate a special day. Mesaj yazmak özel bir günü kutlamak için en çok tercih edilen yoldur. Bu ifade de doğru. Alice and Ralph prefer face-to-face communication. Alice ve Ralph yüz yüze iletişimi tercih ederler. Gördüğünüz gibi bu ifade de doğru. Fakat making a phone call is as popular as writing letters in this group. Bu grupta telefon konuşması mektup yazmak kadar popülerdir ifadesi yanlış olduğundan cevabımız D seçeneğidir. Peki dördüncü sorumuzla devam edelim. Bayan Hopkins öğrencilerinin internet alışkanlıkları ile ilgili konuşmalarını ister. Söyledikleri aşağıda verilmiş. John diyor ki, ben ödevlerime yardım almak için interneti sadece kullanırım. Sally diyor ki, ben nadiren internette gezinirim çünkü ekrana bakmak gözlerime zarar verir. Jessica diyor ki, internet benim bütün hayatım. Ben günde en az 7 saat çevrim içiyim. Martin diyor ki, ben bazen en son haberleri okurum ve online olarak projelerim için bilgi ararım. Sadece bu. Tom ise internet aracılığıyla her şeyi yapabileceğimi söyleyebilirim. Hatta bir blogum var. Verilen ifadelere göre hangi iki kişinin online olarak en çok zaman geçirdiğini bulmamız isteniyor arkadaşlar. Tabii ki bunun cevabı da ne olacak? Açıklamalara göre Jessica ve Tom'un verildiği C seçeneği olacak. Evet son sorumuza geçiyoruz. Dean bilgisayarını satmak için bir ilan hazırlıyor ve arkadaşlarına onların satın alıp alamayacağını soruyor. Aşağıda ne verilmiş bize? İlan ve arkadaşlarının cevapları verilmiş. Önce ilana bakalım. Bilgisayar $250, bir kameraya ihtiyacı var.
Hediye olarak 11 aylık bir virüs programı var ve bilgisayarımız 7 yaşında. Carl diyor ki, kamerası olan yeni bir bilgisayara ihtiyacım var. Çünkü onu video derslerimde kullanacağım. Jack diyor ki, bugünlerde yeni bir bilgisayar arıyorum. Fakat sadece 200 dolarım var. Bobby diyor ki, online oyunlar oynamak için bir bilgisayar almak istiyorum. Bu yüzden en son ekipmana sahip bir bilgisayara ihtiyacım var. Sam diyor ki, okul projemi bitirmek için bir bilgisayar almaya ihtiyacım var. Bilgisayarın virüs programı olmalı. Yukarıdaki bilgilere bakarak kimin Dean'in bilgisayarını alabileceğini bulmamız istenmiş arkadaşlar. Buna göre kim diyoruz? Tabii ki Sam diyoruz. Ve Sam'in verildiği D seçeneği doğru cevabımız. Evet, sorularımızın sonuna geldik. Öncelikle ERA kolejlerine teşekkür ediyoruz. Ve hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.